Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Yarın CPI arkadaşlar. Benim salı gününden beklentim dünkü gibiydi. Söylemiştim. Hatta bununla alakalı trade de aldım arkadaşlar. Yani demiştik, ne demiştik? Ben CPI öncesi tek yönlü bir hareket beklemiyorum. Ee, olsa bile bakın biraz uzaklaşsa bile tekrardan new York Opening opening'e yaklaşacaktır. Gelecektir e, diye sabahki aldığımız trade zaten yayınlamadım. Twitter üzerinden yayınlamıştım. Belki yayınlarım bazı arkadaşlar hocam tekrardan koyabilir misin siteye? Yani ben dedim ya ıı, trade'ler artık koymak istemiyorum. Çünkü hani çok fazla sessiz trade falan olayları var. Yani insanlar işte müzik koy hocam işte arkadan ıı, sesli olsun falan diyenler oluyor. O yüzden çok da yani içimden gelerek artık trade koymak koymak istemiyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Twitter üzerinden hızlı olanları paylaşıyorum. Neyse belki koyarız. Hem dünkü Monday Magnet trade'ini koyarım belki de hem de bugünkü aldığımız Navy Opening yap'a dönüşü tekrardan koyarız hızlı bir şekilde ama zaten üzerinden geçeceğiz. Dünkü Monday Magneti zaten dünkü güne bakışta detaylı olarak bakmıştık. Şimdi arkadaşlar yarın CPI var. Yani bütün haftanın fokusu bu yani. Bütün haftanın e, yani ne olacak yarın? Yarın göreceğiz. Bu merakımız var. Heyecanlıyız. Yarın bu merakımız var. Perşembe var. Belki cuma var. Yani cuma kırmızı ama yine bakacağız yani. Bazen böyle e, CPI sonrası PPI sonrası retail sales e, sales'in e, bazen büyük olmuyor. O yüzden hani CPI, PPI çarşamba ve perşembe günü kesin bumerang uygulayacağız. CPI bir arkadaşımız sormuştu geçen hocam FOMC'de ne kadar büyüklükte bir candle bekliyorsun demişti. Demiştim ki non-farm payroll, payroll beklenenden çok küçük geldi. Yani 150'lerden fazla beklerken 70 falan gelmişti. Aynı şekilde FOMC de küçük geldi. O yüzden yani son iki tane baba bumerang diyebileceğimiz non-farm payroll ve e, FOMC küçük gelince... ...şimdi benim yarın CPI'den beklentim de biraz acaba'ya geldik yani. E, yani kesinlikle bumerang uygulayacağız ama ne kadar büyük bir candle gelir şu anda... ...söyleyemiyorum, en az bir 100 puan civarı bekliyorum diyebilirim. Hani ben 150'lerden artık düştüm çünkü... E, ...hani baked in diyorlar ya hani piyasalarda baked in... ...yani ilk e, yansıma yani yansıdı zaten... ...hani gerçek hareket yansıdı gibisinden e, söylerler. Buna baked in denir e, terim olarak. Şimdi bu şekilde bir hani all time high'dayız zaten... Bütün işte e, seçim sonrası hype diyelim seçim sonrası olsun e, şu anki işte dediğimiz ya bir FOMO var e, bu, bunun üzerinden hani ben e, gelmezse eğer yüzden büyük bir candle 100 puandan büyük bir candle şaşırmam diyeyim yani ama e, beklentimiz en az 100 puanlık bir candle arkadaşlar CPI yani 3 baba boomerang'dan bir tanesi dediğimiz gibi non-farm payload, FOMC, CPI bunlar bu üçü de babası arkadaşlar. Ee, yarın nasıl bir yol iz izleyeceğiz? Yani bildiğimiz gibi hani diyorduk ya az sonra bakalım yani bayesimiz nerede diye. Bayes üzerinden gideceğiz ama bayes arkadaşlar e, biliyorsunuz bu bias bayes çok fazla işlemiyor yani hani bayes yönünde e, bayesimiz mesela buluşken eğer İlk hareket yarın bumerangta aşağı yönde gelirse bize pozitif etkiler. Neden? E, Bayesimiz buluş deriz. İlk yönde aşağı doğru olduğu için e, bir standart deviation ana hedefini bekleyebiliriz. Ha bayesimizin işte aksi yönünde bir ters hareket gelirse, ee, ne olur işte bu sefer deriz ki orta yeterli yani ortayı alması yeterli diyebiliriz Bayes'in bu etkilemesi bu kadar yani yoksa bize Bayes falan lazım değil arkadaşlar Bayes bilmek zorunda değiliz zaten bu merankın en güzel güzelliklerinden bir tanesi yani hani ee, sabah oturdunuz e, saat 8.30'da New York saatiyle bu merak var 8'de oturdunuz highları lowları belirlediniz işte station highlarını lowlarını belirlediniz size yeterli başka hiçbir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar ee, dediğim gibi bayesi bilirseniz faydası olacaktır ama bilmeseniz bile bu merak trade'i alınabilir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani belki de bu modeli belki de en iyisi yapanlar özelliklerden bir tanesi ee, Tabii diğer bir özellik de %90'dan büyük fazla yani bir win rate olması yani ee, arkadaşlar Boomerang Allah'ın izniyle bir numara yapacağız en iyi model yapacağız bundan daha iyisi yok boşuna demiyoruz gerçekten Boomerang'dan daha iyisi yok arkadaşlar umarım herkes bumerang'ın mantığını oturtur. Yani ezbere bir bumerang değil de mantığını anlayarak işte hayları, low'ları, likiditeleri işin içine katarak eee bumerang uygularlar ve herkes gibi sizler de kazanırsınız inşallah arkadaşlar. Şimdi yarın CPI'miz var arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bakayım. neredeyiz? Yani neredeyiz, ne durumdayız? Bayes olarak e, dünkü baktığımızda ne demiştik arkadaşlar? Bakın buraya kadar her şey bayesimiz buluş normaldi. Bu şu e, Cuma günkü candledan sonra Pazartesi hem high hem low alınınca ne demiştik? Bu tip durumlarda CP, e, ICT bize ne diyor? Bir reversal. Veya bir konsolidasyon bekleyin diyor. Yani bu inside candle de olabilir. Yani high ve low alınmadığı zaman inside candle denir. Ee, bu zamanda da yani aynı şekilde düşünülebilir bir konsolidasyon veya bir reversal. Şimdi normalde e, bias'imiz bullish diyemiyoruz artık net bir şekilde. Neden? Çünkü dün zaten hem hay hem low alınmıştı bir önceki gün. Dün de hay alınmadı, low alındı. Bugün de arkadaşlar yani dediğimiz gibi low alındı, low alındı. artık yani bayesimiz beriş demiyoruz, bayesimiz bul işte de demiyoruz. Zaten CPI öncesi aslında arkadaşlar çok da bize bayes lazım değil. Ben şu an için hani bayesimiz budur veya şudur diyemiyorum. Ben şu anda konsolidasyona daha yakınım. Bir gün daha görmek istiyorum arkadaşlar. Bir gün daha eğer low alınır, hay alınmazsa o zaman berişe dönebiliriz. Çünkü iki gün üst üste olacak. o zaman belki berişe dönüyoruz diyebiliriz. Ama şu anda ben ortadayım. Ne bayesim buluş ne beriş şu anda konsolidasyona daha yakınım diyebilirim. bunu gördükten sonra arkadaşlar isterseniz bugünkü aldığımız trade üzerinden konuşalım yani e, Twitter'dan beni takip etmeyen arkadaşlar görmemiş olabilir ama e, Twitter'daki yayınladım e, şeye YouTube'a koymadım onu Aslında koymakta fayda var bazı arkadaşlar diyorlar hocam bizim için sorun değil sessiz olması Siz yine de koyun bize faydası oluyor diyorlar e, şimdi Nasıl yapacağız? E, trade üzerinden gideceğiz ama arkadaşlar net bir şekilde bakın dün ne demiştik? Ben tek yönlü bir hareket beklemiyorum. Mutlaka ve mutlaka bütün olaylar Newey Opening Gap çevresinde olacaktır dedim. Yani e, Newey Opening Gap'e dönüş trade'i alacağız dedim. E, şimdi normal şartlarda e, aldığımız trade'de ben Session açılışını bekledim. Çünkü Session açılışından önce arkadaşlar zaten öncesi bakın bakarsanız şöyle bir onlardan Asya ve London'ı açalım. Daha net göreceksiniz. Bakın Asya ve London arkadaşlar. Gördüğünüz gibi milimetrik New Opening Gap'in high'ından dönüyor. Daha sonra low'una geliyor. Daha sonra buradaki likiditeleri aldıktan sonra tekrardan New Big Opening Gap'e dönüş. Tekrardan bir işte yani arkadaşlar mıknatıs gibi çekiyor yani çekiyor. Ki CPI öncesinde salı günü de böyle bir hareket bekliyorduk. Ee, aldığımız bakın ben neydi 8 yani 8 ne demek New York saatiyle benim uyanma saatim demek bu civarlarda bu civarlarda uyandım. Yani alacak yani yakındık New York opening'e artık dedim yani şu anda bir trade almaya gerek yok. Çünkü çok fazla bir yani kazanç olmayacak bekleyelim bekleyelim ne yapabiliriz ne yapabiliriz derken session açılışını bekledik arkadaşlar session açılışı gelince bakın şunu kapatacağım 9.30'daki session açılışı gelince bakın şu session açılışımız bak bunu da çizmemişiz 9.30 candle'ımızı çizmemişiz arkadaşlar onu da nasıl çiziyoruz buradan alıyoruz bakın bearish candle olduğu için kapanış yerine koyuyoruz arkadaşlar bu bizim neyimiz Dokuz buçuk açılış candle'ımız hangi gün için? November 11 yani Kasım'ın 11'i için diye hemen bunu yazıyoruz. Bakın arkadaşlar ben bütün 9 buçukları belirliyorum. Bununla alakalı bir konsept hazır değil. Yani şu anda backtest yapıyorum nasıl bir şey ayarlayabiliriz? Yani ben normalde bana soracak olursanız ben ilk FVG, ICT'nin bize sunduğu ilk FVG yerine ben aslında 9.5'ları kullanıyorum. Dikkat ederseniz zaten 9.5, 11 Kasım, 8 Kasım belirlenmiş. Bir de son, dün de söylemiştim, daily high. Yani e, şurada günlüğe bakacak olursanız, bakın burada bize lazım olan buradaki high'lar ve low'lar arkadaşlar. Ben buradaki high'ları da çizdim, onları da kullanıyorum. Şimdi normalde session açıldı. Bakın session açıldı. Ben burada arkadaşlar yani aldığım trade neredeniz baksanız milimetrik diyebilirim yani. Şimdi normalde isterseniz az e, sonra şey üzerinden gideriz ya e, Twitter üzerindekini mi açayım? Yani YouTube'a koymadığımız için şu anda... E, şu anda hazırda, yok mu? CapCut'a koysak, ha buradan mesela şurada, şurada vardı arkadaşlar, bakın şurada çalıştıracağım ben. Şunu bir büyütelim. CapCut üzerinden size göstereyim. Bakın şimdi şuradan kapatacağız. Heh. Şimdi arkadaşlar bakın, bu benim işte Twitter'a koyduğum hızlandırılmış video. Bunun üzerinden gidelim isterseniz. YouTube'da olmadığı için buradan daha rahat gidebiliriz. Şimdi bakın buradaki FVG'yi çizmişim ben. Bakın neden? Buradaki FVG, neden buradaki FVG değil de buradaki FVG? Şimdi zaten arkadaşlar bakın buradaki reaksiyonları görüyorsunuz. Yani bu FVG'nin önemli bir FVG olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Hani FVG belirlerken bunlara dikkat edin. Mesela burada bir FVG var. Yukarıda da bir FVG var. Şurada da bir FVG var. Ama şimdi bu FVG'nin buraya olan reaksiyonlar bize bu FVG'nin güzel, e, anlamlı, önemli bir FVG olduğunu gösteriyor. Peki ben burada ne diyorum? Session açılışıyla güzel bir pullback olursa New Week Opening Gap'e dönüş için trade alacağız diyorum. Bakın New Week Opening Gap burası. Session açıldıktan sonra bakın eğer burada bir yerde kovalasak zaten yani 15 puan falan yani gerek yok arkadaşlar. Bu tip küçük hedeflere hedefleri, 15-20 puanları aramayın. Gerek de yok, risk etmeye de gerek yok. Biz burada ne diyoruz? Bakın sabır. Ben ne diyorum? Acele etmeyin, fomo yapmayın. Eğer istediğimiz yere gelirse alacağız arkadaşlar. Bakın az sonra ben buraya hem bu FVG'nin bir orta noktasına bir de altına iki tane limit order koyacağım. Limit order koyacağım. Bakın bu gidiyor gidiyor. Bakın bayağı bir yaklaşmasına rağmen tekrardan geliyor. Bunları alıyor milimetrik olarak. Bakın alttakini alıp 3 dakikada hedefe ulaşıyor. 3 dakikada. 3 tane candle'da. Bakın şimdi arkadaşlar izleyin. Şimdi açacağım. Bayağı da bir hızlı zaten bu. Bakın bir limit order orta noktaya koydum. FVG'nin diğerini de aşağı koydum. Bu kadar yani net. Bekliyoruz gelirse nivig opening'e ulaşsaydı bunları kapatacaktım, silecektim, bir trade almayacaktım yani. O yüzden acele etmeye gerek yok. Trade almak zorunda değilsiniz. Bakın marketle de girmiyorum. Marketle niye girmiyorum? Bakın şurada ben marketle alayım desem arkadaşlar, şurada alayım desem bir anda çekse o kadar volatile ki yani burada girmek isteyip şurada da girebilirim. Öyle bağlı Yani market orderlar session açılışlarına dikkat edin. Almamaya özel gösterin. Hani ben normalde hep marketten alan birisiyim ama bu tip olaylarda değil yani. Burada dediğim gibi çok büyük candle'lar hızlı bir şekilde oynayabiliyor. Bakın bir tanesini aldık. Hemen onu alır almaz hedefin New Week Opening e dönüş olduğunu yazdım. Bakın nereden dönüyor arkadaşlar? İkinci koyduğumuz limit order'ı milimetrik alıyor. Bakın burayı milimetrik alıyor ve nasıl? Bakın bir candle candle'ın büyüklüğüne bakın. İkinci candle şu anda. Üçüncü candle'da hedefe ulaşacağız. Burada 50 puan yazıyor ama sonradan fark ediyorum bunun 40 puan olduğunu. Değiştireceğim az sonra zaten. 40 puan, 2 kontrat 800, 1600 dolar toplamda yapıyoruz. 2000 değil arkadaşlar. Ondan sonra değiştireceğim. Bakın şimdi değiştirdim hedefe de ulaştı zaten. Bu mumuzu yaptık. 1600 dolarımızı 3 candle'da 1 2 3 dakikada hedefe ulaştık. Bakın arkadaşlar. Limit order koymamızın birinci sebebi session açılışlarındaki candle'ların fluctuation dediğimiz oynaması çok hızlıdır. Yani burada tam aşağı geldiğinde market order alayım dersiniz. Bir anda yukarı çeker bir bakmışsınız ki <laughs> burada girmişsiniz yani. O yüzden dikkat edin. Zaten session açılışlarında trade girişleri önermiyoruz. Eğer ki illa hocam ben gireceğim ben riski alacağım diyorsanız e, limit orderla girmekte fayda var. Bunu da belirtelim. Bakın arkadaşlar yani dün güne bakışı seyreden arkadaşlar çok net bir şekilde hatırlarlar. Arkadaşlar dedim CPI öncesi tek yönlü bir hareket beklemeyin. Uzaklaştığı zaman New Week Opening tekrardan geri dönecektir. Tekrardan orayı ulaşacaktır. O çevrede dolaşacaktır dedim trade'lerimizi bu yönde alacağız dedim. Dün söyledim bunu arkadaşlar. Trade'imizi de aldık. Bitti arkadaşlar. Yani ben bir trade de aldım Oradan sonra. Onu yayınlamadım. Onda da hedefe ulaşamadık zaten. Nerede olduğumuzu şimdi nerede aldığımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu olay bu. Birinci trade'imiz buydu. Ee, gördüğünüz gibi. Nibig Open'ın gapte işte önce orta nokta daha sonra en üst nokta tekrardan oradan aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Benim aldığım ikinci trade neydi? Bakın arkadaşlar ne kadar uzaklaşmış görüyorsunuz değil mi? Uzaklaşmış. Tek yönlü bir hareket gibi tam düşünecekken hop tekrardan New York Open'in gap'e dönüş arkadaşlar. Ki benim aldığım e, batım aramadık. Bakın batım aramıyoruz böyle günlerde. Ya zaten New York Open'in gap'e tekrardan döneceğiz. Buradan bir yerden girelim rastgele olmaz bir tane bir kırılım görmek zorundasınız. Hatta ve hatta sağlam bir kırılım görmek zorundasınız ki benim giriş yerim bakın bu şurayı kırmasını bekledim. Burayı değil bakın arkadaşlar. Yani baktığınız zaman burada benim trade girişim öğlen civarı. Öğlenleri pek girmediğim için videosunu da çekmedim. Çünkü uzun sürecekti belliydi yani. Şuradaki bakın burada bir kırılım buradaki kırılımdan sonra giren arkadaşlar biraz riske girmiş olabilirler arkadaşlar. Çünkü bakın hızlı ve sert bir düşüş. Ben buradaki kırılımı bakın şu civarlardaki kırılımı bekledim. Buralar kırıldıktan sonra burada bir yerde girdim ben ve bekledik. Bütün öğleden sonra bekledik, bekledik, bekledik acaba gelecek mi diye. Bayağı da new big opening openinge yaklaştık ama baktım olmuyor. Saat işte kapanmadan Galiba burada bir yerde 500-600 dolar bir kontrat karla çıktık arkadaşlar. Yani onu da e, screenshot'ını alıp size gösterecektim ama belki de vardır. Almış da olabilirim tam bilmiyorum. 500-600'e çıktığımı hatırlıyorum. Yani şurada bir yerde girip 500-600 dolar yaptım diye hatırlıyorum. E, neden? Çünkü yani biliyorum arkadaşlar New Week Opening'in etrafında dolanacağız. Bakın hala oralardayız. Her ne kadar aşağı gitse de oraya döneceğimizi... Garantisini verebilirim ben size. Buralarda dolunacaktır. Yarınki CPI'ya kadar. CPI'dan sonra bir tek yönlü bir hareket olabilir. Bakın arkadaşlar olabilir. CPI'dan sonra ona e, dikkat edeceğiz. Şimdi bugünün bu kadar. Bug bug Bugün fazla konuşmaya gerek yok. Bugün çok fazla bir şey olmadı zaten. E, önemli gün yarın. Yarından sonra hareket başlıyor arkadaşlar. Yarın CPI ile birlikte tek yönlü bir hareket görebiliriz. All time high da görebiliriz. Eğer ki bearish hareket devam ederse dedik ya bir önceki günün low'u alındı tekrar alınırsa o zaman aşağı bearish yöne de dönüp biasimizi bearish'e döndürebiliriz. Şu an için net bir şey söyleyemiyorum. İki tarafa da yakınım arkadaşlar. All time high olursa şaşırmam bearish yönde hareket olursa ona da şaşırmam çünkü dediğim gibi artık bias'imiz bullish net olarak söyleyemiyoruz ama yarın CPI ile birlikte all time high'ları da görebiliriz. Şu anda 50-50'yim yani ben öyle söyleyeyim size arkadaşlar. ki hiç bir şekilde önemli değil bias olması az önce söylediğim gibi CPI boomerang bize ilk reaksiyon nereye verirse onun ters yönde trade alacağız arkadaşlar. Net bir şekilde söylemek gerekirse. Ee, bu böyle arkadaşlar. Bunu işte burada fazla konuşacak bir şey yok. Ben isterseniz şurada e, SPX üzerinde biraz bakalım. Yani gördüğünüz gibi şurada market baştan e, hala bak ne demiştik dün dünü hatırlarsanız dün bir ne vardı ee, tek staklarından diğer tarafa bir ko, bir rotasyon var demiştik yani büyük işte Nvidia'lardan Microsoft'lardan buradaki e, büyük tek firmalarından diğer sektörlere bir rotasyon var demiştik şimdi tekrardan e, bu rotasyonun tekrardan tek staklarına döndüğünü diğerlerinin kırmızı e, büyük Nvidia'ların Microsoft'ların, işte Google'ların ee, tekrardan Amazonların yeşile döndüğünü görüyoruz. Ee, hala bir rotasyon var. Bu ne demektir arkadaşlar? Bir kararsızlık demektir bu. Kararsızlık var şu anda. Acaba ne yapacağız? Bakın az önce söylediğime geliyoruz. Ee, ne bayesimiz buluş diyebiliyoruz, ne beriş Her iki tarafa da yakınız zaten marketlerde bize. Aslında bunu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Eee chartlarda baktığımız zaman dedim ya bu Nvidia zaten etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz ki Nvidia ne zaman yeşilse diğer %70'i kırmızı olsa bile az önce gördüğünüz gibi bakın %70'i neredeyse kırmızı 60'ı 70'i kırmızı olsa bile Nvidia'nın yeşil olması sadece marketleri ayakta tutuyor arkadaşlar. Yani Nasdaq'e baktığınız zaman çok fazla bir kayıp olmadığını, S&P 500'de çok bir kayıp olmadığını görüyorsunuz. Ee, dolar yükselmeye devam ediyor. Güçlü dolar demek, zayıf Euro dolar ve GBP USD demek. Tekrardan hatırlatalım. Ee, Nvidia eğer güçlüyse ki Nvidia tekrardan all time high alıp devam ederse marketleri de beraber götürecektir. Bunu da diyelim. Ee, bunları söyledikten sonra VIX'imize bakalım. VIX'ler, VIX eğer VIX daha doğrusu 110'un hala altındaysak buluş zamanlar için iyidir. Bakın arkadaşlar neredeyiz? Şunu biraz büyütelim isterseniz. Vivix'te şu anda 90'lara kadar geri çekilmişizdi ki bu bizim buluş olacaksak eğer bizim için iyi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi US Bureau of Labor Statistics arkadaşlar buradan Economic Releases dediği buradan bütün haberleri görebilirsiniz. Yani bu 2024 listesi. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ben buradan bir CPI backtesti yapalım. Zaten var CPI backtestimiz de backtest gibi değil de son 4-5 tane bir CPI'ye bir gidelim bakalım arkadaşlar ne yapmış. Şimdi bunun için ne yapalım tek tek işte tarihe bakacağız. Şu anda neredeyiz? November'dayız. Bu yarın November 13 Kasım 13'ü yarınki açıklanacak bu. Şimdi bir önceki ay ne zamanmış? Ee, Ekim'in 10'undaymış arkadaşlar. Consumer Price Index. Şimdi buradan Geliyoruz e, şeye. Tinker Swim'e. On Demand diye bir, bunun bir özelliği var. Bu On Demand şu an belki üst tarafı göremiyorsunuz da bakın onu aynı onunu seçeceğim. Şunu da isterseniz 15 yapalım. Bize öyle bir şey göstersin. Burayı bir NQ yapacağız arkadaşlar. NQ. Bunu bir NQ yapacağız. Tabii ki şöyle bir NQ yapacağız. NQ yaptık. Bunu biz bir günlüğe, bir dakikalığa getirdik. Bakın. Şimdi biz neredeyiz? 10 Ekim yani geçen aya geri döndük. Şimdi bu son 3 seneye Tinkor sevimde gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bizim 8.5 candle'ımız geçen ayki bakın. Ekim ayının CPI'ı bu. Şimdi Ekim ayının CPI'ı bu. Bakalım bize bu marak ne durumda? Ee, nasıl bir ee, bumarank bu oluşmuş. Şuradan bakacağız. Bakın arkadaşlar. Fibonacci'mizi çektik. Şimdi burada Fibonacci'mizi çektikten bu biraz think, trading view'den biraz farklı. Ne yapacağım? Ben bunu biraz şöyle oto zoom yapayım. Şöyle biraz getirelim. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? 25-50 arası. Sweet spot'tan dönmüş. Ben bu aldım bunun trade'ini. Çok iyi hatırlıyorum. Bu trade'i aldım. Hatta ve hatta yanlış hatırlamıyorsam e, session açılışını bekleyip session açılışından sonra almıştım ve e, orta noktaya ulaşmışız gördüğünüz gibi arkadaşlar e, CPI'mizde geçen ay bu merankımız hem de sweet spot'tan dönmüş bakın ben ne zaman session açılışlarını bekliyorum ne zaman benim, benim trade'lerimi bilen arkadaşlar trade'lerimi gören arkadaşlar bakın ikinci candle'da hatta üçüncü candle'da orta noktaya ulaşmışız. Şimdi ben böyle eğer birinciden sonra ikinci veya üçüncü candle'da bir şekilde orta noktaya ulaşırsak trade almadan ben bir seçin açılışı bekliyorum arkadaşlar. Yani benim önceki trade'lerimi bilen arkadaşlar hatırlarlar. Bakın geçen de yine seçin açılışından sonra girdim. Girme sebebim de bu olduğunu söylemiştim orta noktaya almışız arkadaşlar. Acele etmenin gereği yok. Session açılışını beklemek lazım. Session açılışında fırsat verirse girmek lazım. Şimdi session açılmış. Session açıldıktan sonra bizim sweet spot'ımıza gelmiş. Şuradaki likidite alınmış. Yani mükemmel bir giriş yeri ve ulaştığını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar ki bakın buralarda equal high'lar oluşuyor. Akrep modeli bakın iğnesini batırıyor. Burada da girebilirdiniz ve orta noktaya ulaştığını görüyorsunuz. Nerelere kadar gitmiş diye bakacak olursak şuradan 30'un yapalım. Şu an saat 3.30 diyor. Bunu 4.30 yapalım ya. Session kapandıktan sonraya getirelim. Yaptıktan sonra 25 seviyelerine kadar çıkmış ana hedefe bugün ulaşmadığımızı görüyoruz. Ama biliyorsunuz bunu da zaten bize CPI, non-farm payroll ve e, SOMC'de orta noktası yeterli. Çünkü büyük candle'lar veriyor ki bakın 2020.478'den 357'ye yani 120 120 puanlık bir candle vermiş ki bize. Bayağı büyük bir candle ki bunun orta noktası yeterli. Zaten ki 0-25-50 seviyelerinden alındıktan sonra burada güzel bir para yapılıyor yani. Bu böyle arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi geçen ay CPI boomerang hedefimize ulaşmış. İsterseniz buradan sonra nereye bakalım? 1 September yani Eylül'e bakalım. Consumer Price Index ne zamanmış? 11 Eylül'deymiş. Şimdi tekrardan buraya gelip bunu 11 Eylül'e getirelim arkadaşlar. 11 Eylül. 11 Eylül yaptıktan sonra bizim normalde çok net bir şekilde ee, ilk reaksiyonun aşağı doğru olduğunu görüyorsunuz. Buradan bumerang e, fibonacci'mizi çizelim. Fibonacci'mizi çizdikten sonra bakın gördünüz mü arkadaşlar? Yani orta noktayı falan almıyor. Yani burada burada ikinci candle'da burada girilebilirdi. Bakalım burada hiç bir likiditeye denk gelmiş mi? Bakın şuradaki likiditeler alınıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki likiditeler alınmış. Ee, Belki buradaki şu gördüğünüz beklenebilirdi. O da zaten 25-50 arasına geliyordu. Ee, yani risk alınabilirdi. Şuradaki likiditeden sonra risk alınabilirdi diyeyim. Ee, bu buradaki şu likiditede beklenebilirdi. Ama net bir şekilde hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Yine orta nokta bize yeterli arkadaşlar. Ee, 150 seviyelerine kadar gelmiş. Daha sonra bayağı bir volatilitesi olmuş bakın 150 seviyelerinden iki standart, bir 1,5 standart deviationa geliyor. Oradan da nerelere çıkıyor görüyorsunuz. Bayağı volatile bir günmüş arkadaşlar. 2 ay öncesindeki CPI dediğim gibi CPI'de orta nokta alınırsa yeterli. Yani bazı bekleyen arkadaşlar olabilir. Bekleyene de bekleme denilmez yani. Duruma göre candle'ın büyüklüğüne göre bakılabilir. Burada da CPI'de de Boomerang September yani Eylül'de de başarılı olduğunu görüyoruz. Nereye gidelim? Bundan bir önceki ay e, Ağustos'a gidelim. Consumer Price Index ne zaman? 14 Ağustos arkadaşlar. Bir de on, buna bakalım. Birkaç tane daha bakacağım. Ondan sonra yeterli zaten. 10 kaçtı ya? Unuttuk. 14 müydü? 14'tü galiba. Evet 14'müş. Bakıyoruz arkadaşlar bu biraz ee, yani yanıltabilir ilk reaksiyon yanıltabilir bunu seyretmiş olmak da isterdim acaba buraya fake attı yani fake atmış da olsa atmamış da olsa yukarı doğru push ediyor arkadaşlar bakın yukarı doğru bir push var açılmış aşağı gelmiş sonra yukarı doğru bakın başlangıç candle'ından da yukarı doğru push etmiş. Yani burada ilk reaksiyonu yukarı dememiz gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar hocam neden aşağı değil diyeceksiniz ama bakın büyük ihtimalle çok net bir şekilde bir hızlı bir aşağı doğru gidip hemen onu recover ediyor arkadaşlar. Yani yukarı doğru bir push var. Reaksiyonun yukarı doğru olduğunu buradan görebiliriz. Ona göre baktıktan sonra Fibonacci'mizi çekelim. Fibonacci'mizi çektikten sonra arkadaşlar bakın bu şuradaki detelerin bakın şu likiditelerin alındığını görüyoruz. Yani 1.25 1.50 seviyelerini beklemeye gerek yok. Yani burada o likiditelerin alındığını gördükten sonra burada bir yerde girilebilirdi ve iki candle'da hedefe ulaşıyordunuz. iki candle'da ki bu öyle ufak bir e, CPI candle'ı değil. Yani baktığınız zaman 148 puanlık bir candle ki orta nokta yeterli. Düşünsenize şurada bir yerde girdiğinizi yani yani 70 küsür puan 2 dakikada mükemmel yani alınabilecek en güzel boomerang trade'i orta noktaya ulaştığını görüyoruz. Daha sonralardan tekrardan bakın sweet spot'a geldiğini ve oradan tekrardan bir, bir fırsat daha verdiğini. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ortaya aldık bir daha trade almaya gerek var mı? Şimdi bu durumlarda eğer orta nokta trade aldıysanız Bakın alt, orta noktayı aldıysanız bir daha fırsatları deneyebilirsiniz. Ama yani e, bunun garantisi yok. Bakın orta noktayı almışız. Tekrardan bu seviyelere çıkmış. Bir daha orta noktaya gelmişiz. Tekrardan Swiss Spa'da çıkmış. Tekrar orta noktaya gelmişiz. Yani birden fazla fırsat verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani orta noktası bu merankın mıknatıs gibidir arkadaşlar. Yani e, denemekte fayda var. E, ama ben bir tane alıp cebinize koyup arkadaşlar... Gerekiyorsa bir standart deviation'lı kovalamanızı tavsiye ederim. Bir önceki aya bakalım hızlıca. Temmuz 2024, 11 Temmuz. 11 Temmuz'a gidelim bakayım. Şu anda 3'te 3 gidiyoruz. Bu sene için geriye baktığımızda 11 Temmuz. Geldik arkadaşlar. Yani 8.5 candle'ımız çok net bir şekilde bu hedefine ulaşmış. Bakın orta noktayı bırakın orta noktayı nerelere gitmişiz yani. Nerelere gitmişiz Bayağı net bir günmüş. Yani <laughs> bu merankın babası olmuş burada öyle söyleyeyim size. Bir standart deviation, iki standart deviation, üç standart deviation hatta beşlere kadar gittiğini görüyoruz arkadaşlar. İnanılmaz ee, inanılmaz bir günmüş yani. Bakın bu da net bir şekilde bakın şurada alınacak likidite var mı arkadaşlar? Yakında bir likidite görüyor musunuz? Bakın. Likidite var mı? Yakınlarda bir likidite yok. Yani gördüğünüz gibi buralarda girilebilirdi. 1.25-50 seviyeleri beklemeye bu durumlarda gerek yok. Çünkü yani ulaşılacak bir likidite yok. Bunun da hedefe ulaştığını hatta bir standart deviation'dan çok daha fazlaya ulaştığını görüyoruz. Haziran'a da bakalım isterseniz. 12 Haziran. Bundan sonra 12 Haziran'a bakalım. 12 Haziran'a geliyor şu anda. Bakın bunun olmadığını görüyoruz. Görüyor musunuz? Bakın bir tane olmamış. Ne güzel 4'te 4 gidiyorduk. Gördüğünüz gibi orta noktaya ulaşmamış arkadaşlar. Bayağı da yaklaşmışız aslında görüyor musunuz? Yani nereden baksanız 73-69 4 puan. 4 puanla orta noktayı kaçırmışız. Ee, olmayan, hedefe ulaşmayan bir tane bumerang görüyoruz. Onu da 4 puanla kaçırmışız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok her zaman olacak diye bir şey yok. Ki 1.25-1.50 seviyelerinden aslında buradan bayağı bir reaksiyon vermiş ama yine de ulaşmadığımızı görüyoruz. Büyük ihtimalle bu bir sonraki gün ulaşmıştır belki diye düşünüyorum. Ben bir sonraki güne gideceğim merak ettim. Bir sonraki günde de ulaşmamış gibi duruyor. Bir sonraki güne gidelim. Friday bu da olmazsa zaten olmamıştır yani. Yok arkadaşlar almamış. O zaman bayağı bir baya bir ısrar etmiş yani. Neyse bu Haziran'da olmamış arkadaşlar. 4 puanla kaçırmışız ama mantığını görüyorsunuz yani nerede nerede nereden baksanız olmuş gibi bir şey yani 4 puan 4 puandan bir şey olmaz. Mayıs e, consumer 15 Mayıs arkadaşlar. 15 Mayıs'a gideceğiz şimdi. 5'te 4 gidiyoruz. 15 Mayıs. 15 Mayıs'ta net bir orta noktaya geldiğini görüyoruz. Çok da güzel bir trade arkadaşlar gördüğünüz gibi çok greedy yani böyle aç gözlü olmamak lazım. Orta noktayı almışsınız cebinize parayı koyun. Nereden baksanız 30 70 75 puan var yani burada az değil. 75 puanı cebinize koyduğunuz zaman ne güzel hedefe ulaşıyorsunuz. Aç gözlük yaparsanız geleceğiniz noktalar buralar olabilir bir standart deviation'a e ulaşmamış ama bizim için birinci hedefe ulaşması yeterli arkadaşlar. Buna da baktıktan sonra nereye gidelim? 10 ee, 10 Nisan'a gideriz. 10 Nisan'a gideceğiz. 10 Nisan 10 Nisan, on Nisan açtığımız zaman burada da sanki hedefe ulaşmadığımızı görüyoruz. Bayağı büyük bir candle arkadaşlar. Ee, şöyle çizdiğimiz zaman evet orta noktaya ulaşmamışız bugün ula ha, ulaşmamış ulaşmış mıyız yok ulaşmamışız orta noktaya ulaşmamışız bir gün sonra gideceğim arkadaşlar bir gün sonra da neredeyiz diye bir gün sonra ulaşmışız hatta ve hatta bir standart deviation'a gelmişiz neredeyse şunu ben time frame'den iki gün yapayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bugün ulaşmamışız 50 seviyesine ama bir sonraki gün net bir şekilde oraya geldiğimizi biliyorsunuz bir sonraki gün PPI var yani. PPI'da PPI'nin de hem orta noktasına gelmiş. Bakın şunu PPI olarak çizecek olursanız bakın şurası PPI arkadaşlar. Bir gün sonra her zaman PPI oluyor. Buradan baktığınız zaman PPI'ye PPI'nin orta noktaya geldiğini görüyoruz. Yok ulaşmış mı? Yok ulaşmamış orta noktaya. Orta noktasına ulaşmamış PPI ama bir önceki gün CPI'nin orta noktasına bir gün sonra ulaşıyor. İkinci defa olmadığını görüyoruz. Daha sonra marça bakacağız. Ne zaman bu? 12 Mart. 12 Mart'a bakıyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar iki tanesi olmadı. İkisi de bayağı yakın aslında. Hedefe bayağı yaklaşmış. Bunun net bir şekilde aşağı olduğunu görüyoruz ve hedefe hatta ve hatta galiba bir standart deviation'a milimetrik ulaşmış arkadaşlar. Bakın milimetrik bir standart deviation ana hedefe ulaştığını görüyoruz. Ne yazık ki ikinci candle da orta noktaya aldığı için ben burada girmeyebilirdim. Ee, bazen risk alıp giriyorum orta noktasının üstündeyiz diye ama e, burada ...ortanın üzerindeyiz deyip girilebilir veya ben bazen ikinci candle'da ortaya ulaştığımız için... E, ...session açılışlarında bekliyorum. Ama burada ilk reaksiyon aşağı doğru olduğu için session açıldıktan sonra... ...bakın session açıldıktan sonra burada gördüğünüz gibi girilebilirdi. Orta nokta ve bir standart deviation'a ulaştığımızı görüyorsunuz. Yani... Orta noktaya birinci veya ikinci candle'a ulaştıktan sonra session açılışını beklemenin güzelliğini de görmüştünüz. Bakın ikinci defa mı üçüncü defa mı oluyor ki daha sonra bu göstermediğimin dışında da ben örneklerini vermiştim bunun. Ortaya hızlı bir şekilde ulaşırsak bir session açılışını bekleyin arkadaşlar. Tekrardan bunu hatırlatayım. Hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Şu ana kadar iki tane çok yakın e, ulaşmamış olsa bile bayağı bir yaklaştık. 13 Şubat şubat ocağa bakıp bırakacağım arkadaşlar 13 Şubat Bu sayının tamamını sizlere gösterdik yani CPI için herhalde yarın için yeterlidir Orta noktaya net bir şekilde ulaştığını görüyoruz arkadaşlar bakın bunda da Fibonacci'mizi çektiğimizde Yani 25 25.50'nin biraz altına kayıyor Biraz altına kayıyor yani net bir giriş buradan belki bazı arkadaşlar ee, yani buralarda girip de hesap patlatma ihtimali olabilir ama orta noktaya ulaştığımızı görüyoruz çok milimetrik aslında gelmiş ulaşmamış yani baktığın zaman şunu milimetrik çizsem belki diyeceğim ama bakın 1-2 puanla kaçıyor ama artık buna da olmuş diyebiliriz arkadaşlar ocağa da bakalım 11 Ocak bu da sonuncu olarak buna da bakalım bu sizler için yarın için yeterli olacaktır. Bunları mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bu videoyu gerekirse iki defa bu kısmını seyredin arkadaşlar. Yani sizlere bütün 2024'ün CPI'nin back testini yaptık. Gördüğünüz gibi bakın, sweet spot, sweet spot, orta nokta. Yani bütün yıl boyunca arkadaşlar. Bir öncekini olmuş sayarsak iki defa kaçırmış. İkisinde de çok yaklaşmış. Birinde 4 puan yaklaşmış orta noktaya. ikincisinde yani çok aşırı yaklaşmasa bile bir sonra gün ulaştığını görüyoruz. Yani bu merankımızın ne kadar değerli bir model olduğunu yani CPI üzerinden tekrardan gördük arkadaşlar. Böyle bir kazanma oranı olan bir model başka yoktur. Yani bundan daha iyisi yoktur arkadaşlar. Bunu özümseyin. Çünkü e, kazanırsınız. Yani biz hep kazanıyoruz arkadaşlar. Yani çok son zamanlarda görüyorum. Bu meraktan çok fazla kazanan arkadaşlar görüyorum. Twitter üzerinden paylaşıyorlar. Mesajlar atıyorlar Instagram'dan. E, Forex tarafında da bakın. Gold tarafı. E, Forex tarafında da çok kullanılıyor. E, Nasdaq'te, S&P 500'te. Bütün her yerde bu merakın çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Umarım siz de yarın bu merankla like ile uygularsınız ve kazanırsınız diyerekten e, güne bakışı kapatıyorum. E, umarım faydalı bir e, güne bakış olmuştur. Umarım bunun faydasını yarın bu merankta CPI'de görürsünüz, beraber kazanırız inşallah. Eyvallah.